Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'la çözümün ülkeyi yönettiğini iddia eden zihniyetin gitmesi olduğuna dikkat çekti. 2024 yılının muhakkak erken seçim yılı olması gerektiğine işaret eden Erhürman, bunun artık bir varoluş meselesi olduğunun altını çizdi. Hakikat Web TV'de Ümit Bahşi'nin soruları yanıtlayan Erhürman gündemdeki konuları değerlendirdi. Memlekette yaşananların kimseyi umutlu etmediğine dikkat çeken Erhürman, yüksek öğretim alanında yaşananları değerlendirdi. Ortada polisin müdahale ettiği bir durum olduğunu söyleyen Erhürman, üniversitenin sahibinin başvurusu üzerine başlayan bir şeyin söz konusu olduğuna değindi. Tüm yüksek öğretim alanını polisin temizleyemeyeceğini ifade eden Erhürman, polis bunu tek başına yapamaz. Polis olaya girdikten sonra siyasetçinin görevi polisin ve başsavcılığının, görevini en bağımsız şekilde yapmasını sağlamaktan başka bir şey değildir dedi. 36 tane üniversiteye açma ön izni verildiğini anımsatan Erhürman, ülkede faal 23 üniversitenin bulunduğunu belirtti. Eğitim kurumları sayısının da şu anda 39'a çıktığını kaydeden Erhürman söz konusu soruşturmaların başlamadan önce de mecliste yüksek öğretimle ilgili birçok konuşma yaptıklarını dile getirdi. Erhürman Yodakın mevcut haliyle istese bile bu kadar üniversiteyi denetleyemeyeceğinin altını çizdi. Bu ülkede 23 üniversite kurulmalı mıydı? diye soran Erhürman, yabancılara mülk satışı konusunda da, üniversiteler konusunda da gelinecek aşamayı çok önceden dile getirdiklerini vurguladı. Ekonominin genelinde yaşanan sıkıntı da söz eden Erhürman, zihniyeti değiştirmemiz lazım diye konuştu. Erhürman, idarede olanların birinci görevinin polisin soruşturmasını rahatlıkla yapmasını sağlamak olduğuna dikkat çekti ve bizim bu alanı temizlememiz lazım ifadelerini kullandı. 23 üniversiteyi bu ülke ne nüfus olarak ne de denetim mekanizması olarak kaldırır diye konuşan Erhürman, üniversite sayısının ülke kapasitesi üstünde bir sayıya ulaştığını vurguladı ve ön izinlerin de iptal edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Erhürman, Yodak'ın içine ne ne kadar uzman koyarsanız koyun 23 üniversite sayısı fazladır ve bununla baş edemezsiniz dedi. Yasayla yüksek öğretimde çalışan öğretim görevlileri birliği kurulması gerektiğini işaret eden Erhürman, ülke yönettiğini iddia edenlerin hiçbir şey yapmadığını belirtti. Yabancılara mal satışının bir sorun olduğunu ve söz konusu alana bir düzenleme getirilmesi gerektiğini 3 yıldır söylediklerine vurgu yapan Erhürman, karşılarında zihniyetin ise önce abartıyorsunuz dediğini, daha sonra ise yurt dışında konuyla ilgili haberler çıkınca sorunun konuşulmaya başladığını hatırlattı.